Merhaba arkadaşlar, bizler Doktor Hekim Tıbbı Öğrenciler Birliği olarak bugün Sayın Profesör Doktor Volkan Özgüven hocamızdan antimikrobiyal direnç hakkında birkaç soru soracaktık. Öncelikle merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sorulara başlamadan önce kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tabii ki, ben 1960 Antalya doğumluyum. Tıp Fakültesini Cerrahpaşa'da okudum. Ve ardından işte pratisyen hekimliğimi denizaltı filosunda yaptım. İhtisası Gülhane'de yaptık. O zaman Bahriye subayı olduğum için. Enfeksiyon ihtisası yaptım. Sonra öğretim üyeliği vesaire vesaire. En son Lokman Hekim Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ile ilgili bir grubumuz var, eğitim grubu. O grupta çalışıyorum. Antimikrobiyal direnç nedir hocam? Aslında hep yapılan bir hatayı düzelterek başlayalım. Buna sanki çok kötü bir şeymiş gibi bakıyoruz hep. Oysa çok iyi bildiğimiz bir şey var. Dünya sadece insanların dünyası değil. Dolayısıyla bakterilerin yaşama mücadelesi. İnsan gibi son derece donanımlı immün sisteme sahip, organlarında koruyucu pek çok mekanizmalar çalışan bir çok büyük bir canlının içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Yeter ki siz yanlış iş yapmayın. Yani sizin bedeninizde de birçok mikrop var ve size zarar vermeden yaşam mücadelesi veriyorlar. Oysa genellikle insani hatalarla, uygulama hataları ile bakterileri bu hale biz getirdik aslında zaman içerisinde. Dolayısıyla antibiyotiklere yanlış endikasyonlarla veyahut da doğru endikasyon ama yanlış antibiyotiklerle biz tedavi ettiğimiz için hastaları özellikle hastane ortamında direnç kazanma yoluna gittiler. Siz nasıl duman var diye orada yaşamak istemiyorsunuz? Mesela atmosferde çok fazla toksik madde varsa orada yaşamak istemezsiniz. Dolayısıyla bunun önlemini almaya çalışırsınız. İşte filtre takarsınız bacalara. Bu da öyle. Yani onların yaşama mücadelesi. Tabii burada insani hatalar ön plana çıkıyor. Bir anlamda bu hale biz getirdik sayılır. İkinci olarak antimikrobiyal direnç sebebiyle bizi bekleyen tehlikeler neler? Şimdi şöyle bir şey var. Antibiyotik direncini biz nerede yaşıyoruz daha çok? Evde mi? Sokakta mı? Veya hastanede mi? Antibiyotiği nerede çok kullanıyorsanız ve anahtar kelime, nerede çok hatalı kullanıyorsanız antibiyotik direnci orada gelişiyor. Dolayısıyla özellikle yoğun bakımlarda antibiyotiklerin adeta bir ateş düşürücüymüş gibi kullanıldığı, veriye dayalı olmayan antimikrobiyal direnç paterni dikkate alınmadan yapılan tedavilerden sonra gittikçe bu taraf, dirençli taraf ön plana çıkıyor ve yoğun bakımlarda ölümlere yol açıyor. Çok basit yani. Bir antibiyotiği etkili olduğundan emin olmadığınız bir mikroorganizmanın enfeksiyonunu da kullanırsanız onun daha da çok bilinçlendirmiş oluyorsunuz. Ve özellikle birbiri arasında bunlar geçiş gösterdiği için kendi taraftarının sayısı artıyor durmadan. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani 5 tane örnek veriyorum. 5 tane dirençli bakteri var diyelim. Siz ısrarla onların çok duyarlı olmadığı, hatta bir kısmının dirençli olduğu antibiyotikleri verdiğiniz sürece çevredeki bakterilere diyor ki, bak arkadaş bunlar ısrar ediyorlar, siz de direnç kazanın. Bir takım kromozom dışı plazmitler adını verdiğimiz kromozom dışı DNA molekülleri ile geçiş
sağlayan bir takım mekanizmalarla, örneğin işte konjugasyon gibi, bakteriler arasında, iki canlı bakteri arasında düşünün, köprüler kurarak bunları birbirlerine aktarıyorlar. İnanılmaz bir şey. Mesela çok enteresan, size çok enteresan geleceğini düşündüğüm bir şey söyleyeyim. Bir bakteri ortamdaki kendi arkadaşlarının kaç tane olduğunu bilecek algaçlara sahip. Curing sensing dediğimiz bir şey bu. Yani çevredeki bakterilerin hangisi kendi taraftarı? Bunu senin vücudunda biliyor. Ve gittikçe bu direnç özelliklerini onlara aktara kendi popülasyonlarını artırıyorlar. Sonuç. Bir yoğun bakım ünitesinde. Bakın ben senin evinden bahsetmiyorum. Senin evinde antibiyotik direnci nereden olacak? Yani bir tek işte bir durumda olabilir. Sen de onu farklı bir antibiyotikle öldürür, bitirirsin. Ama yoğun bakım öyle değil ki. Burada bir hasta yatıyor. Arada bir tane böyle bir separatör var. Buna dokundun, elini yıkamadın, öbürüne dokundun, geçmiş olsun. Bundan ona, ondan ona hangi biriyle başa çıkacaksınız? Ancak küresel önlemlerle, yani dünyanın kabul ettiği bir takım çok net otoritelerin ortaya koyduğu kriterler var. Önce elini yıka. Hastaya dokundun. Burada yapılan önemli bir hata, eldiven sanki Allah'ın bir lütfuymuş gibi düşünülüyor ve elini yıkamadan eldiven giyiyor. Ondan sonra eldiven yırtılıyor, farkında değil. Demek ki eldiven giymeden önce de elini yıka. Sonra eldivenini giy. Hastaya müdahale et. Hatta şöyle bir şey oluyor. Hocam, hastanın serumu akmıyor. Hiç eldiven meldiven giymeden o hastanın üstüne dokunuyor. Sonra yandaki o box'a geçiyor. Dolayısıyla yoğun bakımlarda sorduğunuz sorunun cevabı, yoğun bakımlardaki ölümler artıyor. Bir kişiyi kaybediyorsun, çok acı. Daha da acı olan bir şey var. O antibiyotiği kaybettiğin için başkaları da kaybolmaya başlıyor. Konuyu anladın değil mi? Bir yoğun bakım ünitesinde eğer bir antibiyotiğe direnç varsa, bunu bakteri gözünden algılarsanız bu onun hakkı. Önemli olan sen bunu buraya taşıma. Dolayısıyla o yoğun bakımdaki antibiyotik direnç paterni gittikçe artıyor, gittikçe artıyor. Ve bunun farkına varmadığın zaman, hasta ölüyor, eceliyle öldü. Bunun farkına varmadığın zaman bu yoğun bakımdan konsültan hekim geliyor, aynı hatayı yapıyor, başka bir yoğun bakıma da taşıyor. Dahiliye yoğun bakımdan çıkıyor, kardiyoloji yoğun bakıma taşıyor. Kardiyoloji yoğun bakımdan çıkıyor, cerrahi, genel cerrahların yoğun bakımına taşıyor. Anlatabildim mi? Sorunun cevabı bu. Kaybediyorsun savaşı. Çünkü yoğun bakım, yaşam ve ölüm arasındaki incecik çizginin, savaşının verildiği yer. Dolayısıyla çok başarılı bir ameliyat yaptınız. Whipple ameliyatı işte bilmem. Hastanın yarısı yok oldu ameliyatından sonra ama hasta yaşadı. Bakınız değerli meslektaş, hekimlik sanatının birinci en önemli görevi insanı hayatta tutmaktır. Hastanın belki yarısını kesersin, biçersin. Bacağını kesersin, kolunu kesersin, akciğerinin bir tarafını kesersin ama endikasyonla olmak koşuluyla hayatta tutarsın. İşte yoğun bakımın anahtar kelimesi bu. Hastayı bir tıbbi müdahale sonucunda harika yaptığınız bir operasyondan sonra veyahut da bir girişimden sonra, aslında bıraksanız belki daha çok yaşayacaktı. Bir girişimden sonra hastayı hayatta tuttunuz ve emin olun o enfeksiyon olmasaydı belki 80 sene daha, üfürüyorum tabii, 80 sene daha fazla yaşayacaktı. Ama zoptrik bir önlemi doğru dürüst zamanında almadığınız için, elinizi yıkamadığınız için, birine dokundun, öbürüne dokunmaman gerektiğini unutarak kaybettin. Sorunuzun cevabı bu. Savaşı kaybediyorsunuz.
Grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlar için antibiyotik kullanır mı? Asla. Antibiyotikler bakteriler içindir. Her şeyin adı var bakın. Antibiyotik bakteri için. Antifungal mantarlar için. Çünkü bakteri ile mantar arasında bir takım şekilsel, yapısal farklılıklar var. Ona yönelik olarak sen bir antifungalle bakteriyi tedavi edemezsin ki. Çünkü bakteride olmayan bir hedefe saldırıyorsun antifungalle. Bu tamam. Virüs için antiviral. Ne güzel soru sordunuz. Antiviralle bakteriyi öldüremeyeceğin gibi bakteri ile antiviral virüsleri de öldüremezsiniz. Sadece bir iki tane antibiyotiğin antiviral etkisi var. Ama o da ancak deney aşamasında kalmış. Yani günlük hayatımızda biz virüs enfeksiyonlarında örneğin rifampisin kullanmayız. Eskiden de o. Çaresiz olduğumuz için rifampisin diye bir antibiyotik var. Linkozamit diyorum. Özel bir grup olarak rifamisin grubu içerisinde yer alıyor. İşte onu kullanırdık bir zamanlar herpes virüs enfeksiyonlarında falan ama günümüzde artık o virüslere yönelik antiviral ilaçlarımız elimizde olduğu için antibiyotikle ne işimiz var? Antiparazit. Antiparazit ismi üzerinde abi. Antiparazit. Parazite kullanılır sadece. Sonuç olarak konuşmamın başında da söylediğim gibi endikasyonunda olmak koşuluyla doğru adama, doğru bakteriyi izole ederek ona karşı antibiyotik vermediğiniz sürece bu karışıklık yaşanır. Ve siz virüse verdiğiniz antibiyotiğe direnç geliştirirsiniz aynı ortamdaki bakteri tarafından. Anlatabildim değil mi? Siz virüsü tedavi ediyorum diye saçma sapan bir antibiyotik verirseniz ama aynı ortamda bulunan, aynı adamın bedeninde bulunan bir bakteri saçma sapan bir antibiyotik kullandılar deyip ona direnç geliştirir. Antibiyotikleri kimler önerirse ve nasıl kullanmalıyız? Antibiyotiği hekim önerir bir kere. Madde bir. Eczacı veyahut da hemşire veyahut da sokaktan geçen Ahmet amca değil. Ama her hekim de değil. Konusunun uzmanı olan bunu şöyle algılamayın. Yani bir aile hekimi antibiyotik vermez değil. Hangi hastaya ne antibiyotiğini vermek zorunda olduğunu bilmelidir. Ama gidip de bir hastane etkenine aile hekimi antibiyotik vermez. Zaten bunu engelleyen kurallar kondu son 10-15 yıl içerisinde. Artık antibiyotiği herkes yazamıyor. Her antibiyotiği herkes yazamıyor. Aile hekiminin yazdığı bir antibiyotik grubu var. Toplumda edinilmiş enfeksiyonlarda ki bunlar çoğu zaman altta yatan ciddi bir hastalık yoksa ölümcül değildir. Ama diyelim ki bir kanser hastası. Zaten onun ne işi var aile hekiminde? Hastanelik bir hasta. Veyahut da bir yaşlı, KOAH'lı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan insanlar. Tamam. Toplumda edinilmiş enfeksiyonlarda yazılacak antibiyotikleri aile hekimleri yazabilir. Bir dahiliyeci yazabilir. Dahiliye iç hastalıkları uzmanı. Ama bir yoğun bakım enfeksiyonunda eğer o ortamda enfeksiyoncu varsa enfeksiyoncunun yazacağı antibiyotikler vardır. Her antibiyotik, yani bir antibiyotik listesi aldınız elinize, ben bu sabah şunu yaz, öyle yazamazsınız. Bunu engelleyen yasalarımız var. Ve bence çok doğru bir iş yapılıyor. Belki Hipokrat'a ona verdiğimiz yemine biraz ters oluyor ama yani her hekim de her şeyi bilemez. İşini ben şöyle söyleyeyim. Bir enfeksiyoncu nasıl apendektomi yapmıyorsa, yasal olarak da yapmaması gerekiyorsa bir konunun uzmanı olmayan bir insanda hastane enfeksiyonuna müdahale etmemeli. Eğer ortamda, o yakın, en yakın ortamda bir enfeksiyoncu yoksa da ona yakın branşlar, dahiliye gibi, ona yakın branşlardan ya da dahiliye enfeksiyoncular gibi insanlar bazı antibiyotikleri yazabilir. Herkes değil.
Doktorun bize reçete ettiği antibiyotikleri kendimizi iyi hissetsek bile kullanmalı mıyız? Ne kadar süreliğine? Her enfeksiyon hastalığının bir kuralı vardır. Bruselyoz 6 haftadan önce tedavi edilmez. Bir cinsel temasla bulaşan hastalık, gonore dediğimiz bir hastalık var, bel soğukluğu halk arasında. Tek doz tedavisi. Ama onun yanında başka etkenleri de düşünerek yanına başka antibiyotikler verirsiniz. Ama ben gonokok için verilen tedaviden bahsediyorum. Tek dozdur. Evet. Tüberküloz, menenjit tüberküloz gibi akciğer dışı tüberkülozlarda 12 aydır tedavi. Akciğer tüberkülozda 6 aydır. Yani her hastalığın ta Hipokrat'tan belki daha da eskisinden çok da bilmiyoruz onu. Bilinen bir şey var. Bazı hastalıklar çok uzun süreli, yavaş, sinsi. Ben hayatım boyunca bir enfeksiyoncu olarak en çok bundan korktum. Yani çok sinsi, hatta ölmeden önceye kadar belirti ve bulgu vermeyen hastalıklar var. Bunların nasıl seyrettiği, ne kadar süreli tedavi edildiğini biliyoruz artık. Dolayısıyla bir hekim size bir tanı koyduğunda, bu tanının tedavisini planladığında ona uymak zorundasınız. Aksi halde hele lütfen bunu yanlış algılamayın. Tıbba yeni başlamış, sizin gibi pırlanta gibi delikanlılar. Ya ben geçen de derste duyduydum da şu tedaviyi şuradan keseyim falan demesinler. Siz de ileride bir şeyin uzmanı olduğunuzda ki bu muhakkak çok büyük bir güç olarak geliyorsunuz. Size ders veren bir hocanız olarak söylüyorum. Dolayısıyla siz de bir şeyden uzmanı olduğunuzda doğru indikasyonda, doğru tedaviyi, doğru süreyle, doğru pozolojiyle. Şimdi bir antibiyotiği eğer yeterli zaman aralığında vermezseniz de suç. Bazı antibiyotikler günde bir kere verilir. Bazı antibiyotikler günde 4 kere verilir. İşte doğru pozolojide, doğru süre ile, doğru indikasyonda siz eğer bir tedaviyi planlamazsanız ve bunu uygulatmazsanız işte o zaman burada ekmek sürmüş oluyorsunuz. Direnç kazanıyorlar. Çok akıllılar. Sandığınız gibi değil. Yani bir mikrometrelik bir bakterinin, size bir şey söyleyeyim de tüylerinizi hazır edin, diken diken olsun diye. Bir bakteri düşünün, gram negatif bakteri düşünelim. Gram negatif bakterilerin hücre duvarında delikler var. Polin diyoruz onlara. Siz bir antibiyotik veriyorsunuz, polinden içeriye giriyor, ölüyor. Çevredekiler diyor ki, öldü bu. Niye öldü? Antibiyotik içeriye girdi. Polini daraltıyor. O antibiyotik artık içeriye giremiyor. Siz daha küçük bir antibiyotik buluyorsunuz. Giriyor. Ne oldu arkadaşlar? Yanındaki arkadaş öldü. Neden öldü? Daralttığımız yetmemiş. Daha da daraltıyor. Daraltıyor. Ve artık hiçbir antibiyotiğin neredeyse girememesini sağlayacak, kendi avantajı açısından, polinlerini kaybediyor. Yani aman ha karşınızdaki eğer düşmansa, yani dirençli bakteri benim düşmanım, yoğun bakımda bir düşmanım. Onu hafife almayın. Dünyadaki bütün savaşlar, insanlar arasındaki savaşlar da bu yüzden kaybedilmiştir. Hafife almayacaksınız. Bir de neden bizim ülkemizde antibiyotik kullanımı birinci sırada? Bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz ve ne yapmalıyız? Ama artık böyle olmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Eskiden bir eczaneye girerdiniz. Benim boğazım ağrıyor, ablacığım bana bir ilaç ver dendiğinde oradan raftan bir tane antibiyotik veriliyordu. Şimdi artık öyle değil. Hem siz gençler bilinçlendikçe ileride siz önce aile hekimi olacaksınız. Sonra ihtisasa gireceksiniz. Hangi aşamada olursanız olun, sizin gibi bilgisayar çağı, bilgi çağı çocukları
ileride otorite olduğu zaman bu daha da daralacak. Kullanım sıklığı daralacak. O zaman kanıta dayalı tanılar koyacaksınız. Şimdi mesela bir hasta geliyor. Ben enfeksiyoncu olduğum için kendimden örnek vereyim. Bir hasta geliyor, boğazım ağrıyor, ateşim 40 derece. Gel diyorsun, ağzına bir böyle bir şey sokuyorsun. Böyle ip gibi, ipten biraz daha kalın. Bakıyorsun, sizde A grubu streptokok enfeksiyonu var, kanıta dayalı. Bunun tedavisi tek doz benzatil penisilin. Yap bitsin. 1.2 milyon. Dolayısıyla çıkmadığı zaman eğer klinik bunu desteklemiyorsa, bakın illa buna göre tedavi edin demiyorum. Tanının yarısı hekimin deneyimine bağlıdır. Hastayı muayeneniz, sağını soluna işte elleyerek bir takım verileri elde etmeniz. Bunlara dayalı, bir de böyle bir kanıta dayalı tanıda hata yapma olasılığınız çok düşüktür. Ha, baktınız size göre bu A grubu streptokok enfeksiyonu. Kanıt aradınız, yok. Bu tanınızı ekart ettirmez. Eğer tanınıza güveniyorsanız, kan tablosuna güveniyorsanız, bu durumda tedavi verebilirsiniz. İlla bu negatif çıktı, sende bir şey yok diyemezsiniz. Ama eğer kanıtlarsanız işte o zaman %100'dür. O zaman kalp romatizmasını da engellersiniz. Tek doz ilaç. Bu kadar. Yani ülkemizde sandığınız gibi gitmeyecek işler. Son yasalar. Ki bu yasaları biz Türkiye olduğumuz için çıkarmadık. Dünya Sağlık Örgütü işte bir takım kaliteli kurumlar, Stanford Guide'lar vesaire. Bunlar ile artık biz nerede antibiyotik kullanmalıyız, nerede kullanmamalıyızı %100 net değil ama çok netleştirilmiş bazı çizgilerle ayırabiliyoruz artık. Dolayısıyla bu görüşünüzden sıyrılacaksınız yakın gelecekte. Şu anda kanıta dayalı tıbbı çok yaygın kullanamayan ana merkezlerden uzak, onları aman yanlış anlamayın eleştiriyorum diye düşünmeyin. Kanıt olanağınız yoksa o zaman sadece klinik verilerle tedaviyi bazen de hatalı veriyor olabilirsiniz. Antibiyotikleri çok ısrarlı kullanmadığınız sürece böyle masumat, pembe hatalar kabul edilebilir. Ama böyle tıbbın pek çok ücra köşelere kadar gidebildiği, laboratuvar olanaklarının arttığı toplumlarda bu tarz hatalar minimize edilecektir. Emin olun tıp çok daha düzgün bir yerlere doğru gidiyor. Benim gençliğimdeki gibi değil. Tamamıyla elime, kulağıma dayalı, hastayı muayeneye dayalı tıp, kanıta dayalı tıbba doğru gidiyor. Teşekkür ederiz hocam. Katkılarınız ve eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizleri seviyorum, bunu unutmayın. Bir de yılda biz kaç hasta kaybediyoruz? Ben tekrar bildireyim. Ülkemizde muhtemel 4 ölümden biri. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz.